أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Bu ayette kalmıştık. Saf suresinin tefsirine devam ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, hel edüllüküm, size delalet edeyim mi, size haber vereyim mi? Edüllüküm'ün manası haber vermek ve delalet etmek, öncülük yapmak, göstermek. Ala ticaretin, bir ticarete sizi yönlendireyim mi? Bir ticareti size haber vereyim mi? Öyle ticaret ki tunciikum min azabin elim. Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak olan bir ticareti size söyleyeyim mi? Tunciikum bi tahfif ve teşdid. Şeddeli ve şeddesiz. Tahfif şeddesiz. Teşdid şeddeli. Şeddeli olunca nasıl olur? Tunciikum olur. Birisi tef'il babından, birisi if'al babından. Tünciikum olursa if'al babından, tüneciikum olursa tef'il babından. İkisi de rubai. Şimdi bu ayet-i kerimenin bir iniş sebebi var. Bazı alimler şöyle diyorlar, Kurtubi'de nakledilmiş. Osman bin Maz'un vardı. Osman bin Maz'un. Medine-i Münevvere'de ilk ölüp Cennetül Baki mezarlığına defnedilen sahabi. Osman bin Maz'un bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e şöyle dedi. Evet, eğer bana izin verirsen hanımı Havle varmış. Havle'yi boşayacağım, yani hanımını, ve tamamen kendimi ibadetlere vereceğim. Hatta efendim eti kendime yasak edeceğim, iyi diş olacağım, hiçbir şekilde dünyayla uğraşmayacağım, gece uyumayacağım, gündüzleri hep oruç tutacağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, benim sünnetlerimdendir nikah, evlilik. İslam'da rahbaniyet yok. Bugünkü dile geçen şekilde ruhbaniyet. Rahbaniyet şu demek, la rahbaniyeti fil İslam hadis-i şerifi var. Yani bir insanın kendini tamamen ibadete verip, dünyadan elini eteğini çekmesi diye bir şey yok. Hem ibadetlerini yapacak hem dünya için çalışacak. Benim sünnetim diyor, ben hem evlenirim, hem oruç tutarım, hem yeri geldiğinde Allah yolunda cihad ederim. Benim ümmetimin rahbaniyeti cihattır. Bazen uyurum, bazen kalkar ibadet yaparım. Kim benim sünnetimden vazgeçerse benden değildir. Bu hadisi okumuş. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Öyleyse Osman bin Maz'un demiş ki, ya Resulallah, ticaretlerin Allah'a en sevimli olanını bana söyle de onları yapayım. Bunun üzerine bu ayet inmiş. İnsanları azaptan kurtaracak en hayırlı ticaret cihattır. Cihat, cihat. İslam'ın hakim olması için tabi bu cihat ferdi değil, devlet eliyle, devlet kanalıyla olacak. Çünkü Tevbe suresinde bir ayet var. اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. Şüphesiz Allah müminlerin mallarını ve canlarını karşılığında cenneti vermek üzere satın aldı. Mümin malını canını Allah'a satarsa Allah Celle Celaluhu onun karşılığı ona cennetini veriyor. Bedeli cennet. Peki o zaman bir sual var burada. Elimin, mü'limin, orayı okuyalım, orayı okuyalım. Acıtıcı bir azap. Mü'lem olursa ismeful, acıtılmış bir azap. Fekennehum galu. Sanki onlar şöyle dediler. Naam. Haber ver ya Resulallah. Ya Rabbi. Haber ver ya Rabbi dediler. Fakale Cenab-ı Hak da şöyle buyurdu. Burada bir soru var. Sorunun cevabı var sanki. Sizi acıklı azaptan kurtaracak bir ticaret söyleyeyim mi? Buyur ya Rabbi söyle.
Cenab-ı Hak buyuruyor. Bu ticaret bir, tü'minûne billah. İmanda sebat edeceksiniz. Zaten müminler iman etmişler. İman edeceksiniz değil. İmanda devam ve sebat edeceksiniz. Tedûmûne alel imani. İmanda devam edeceksiniz. En hayırlı ticaret bu. İki, billahi ve rasûlihi demiş. Allah'a ve rasûlüne imanda. İki, ve tücahidûne fî sebîlillah. Allah yolunda cihad edeceksiniz. Bi emvâlikum ve enfusikum. Mallarınızla ve nefislerinizle. Zâlikum hayrul lekum. İşte bunlar sizin için daha hayırlıdır. Hayrun burada ismi taftil. Onun aslı ehyerdir. Hayrul lekum sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz. Hakikati biliyorsanız, bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Evet. Ennehu hayrun lekum. Ne demek bunun manası? İn kuntum ta'lemun şart cümlesi. Eğer sizin için bunun daha hayırlı olduğunu biliyorsanız fef'aluhu. Cevabı o manada işte. Onu işleyin. Yani Allah'a imanda sebat edin. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bunu yaparsanız gerçekten hayırlı bir ticaret, kazançlı bir ticaret yapmış olursunuz. Anladınız mı? Bunu yaparsanız ne olur? Yagfir lekum zunubekum. Bu yagfir gizli bir şartın cevabıdır diyor. Cevabı şartın mukadderin. Gizli bir şart. O gizli şart intefaluhu. Eğer siz bu yukarıda sayılanları yaparsanız yagfir lekum Allah sizin için bağışlar. Zunubekum günahlarınızı. Yani günahlarınızdan bir kısmını değil bakın. Orada mutlak zikretti. Yani günahlarınızı bağışlar. Daha ne yapar? Ve yudhilkum cennetin cennetlere sizi girdirir. Ne olduğu halde tecri min tahtiha o cennetlerin köşklerinin altından akar olduğu halde el enharu ırmaklar. Köşklerinin altından ırmaklar akan cennetler ya da o tecri cennetinin sıfatı da olabilir. Efendim köşklerinin altından ırmaklar akan cennetlere sizi girdirir. Daha ve mesakine tayyibeten bir de güzel meskenlere fi cenneti adni Adin cennetinde. Zaten cennetin bütün meskenleri güzel ama dereceleri yüksek olanların yerleri ötekilere göre daha güzel. Zaten bütün cennetin bütün makamları güzel. Bütün dereceleri güzel. Adin cenneti. Adin ne demek? İkametin. Sürekli içerisinde kalacağınız cennetlerde Allah size güzel güzel mesakini tayyibe, güzel meskenler efendim verecek. Güzel meskenlere girdirecek sizi. Evet. Zâlikel fevzül azîm. İşte bu en büyük kurtuluştur, başarıdır. Zâlik. Günahların bağışlanması, cennete adne ya da güzel meskenlere girmek, girdirilmesi en büyük başarıdır. Peki ve uhra tuhibbuneha Allah size köşklerinin altından ırmaklar akan cennetlere sizi girdirecek ve sizi güzel meskenlere girdirecek ve uhra ve yu'tikum ni'meten uhra demekmiş orada. O uhra orada gizli nimetin sıfatı ve yu'tikum Allah size verecek ni'meten nimet öyle nimet ki uhra diğer nimetler. Size diğer nimetler verecek. Öyle nimetler ki tuhibbuneha sizin arzu ettiğiniz başka nimetlerle. Yani cennete girdirmek değil sadece. Güzel meskenlere koymak değil. Daha burada sayılmayan sizin de arzu ettiğiniz her türlü nimeti size Cenab-ı Hak verecek. Aklınıza gelmeyecek nimetler. Çünkü başka ayet-i kerimede ve fiha ma teştehihil enfusu ve telezzül e'yun ve entüm fiha halidun. Yani cennette sizin gözlerinizin ve gönüllerinizin lezzet duyduğu nimetler var. Siz orada ebedi kalacaksınız. Başka bir ayette Fussilat suresinde وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ Gafur olan, rahim olan, Allah tarafından size ikram edilecek olan neler var? Efendim
dava ettiğiniz her şeyi, içinizden geçen, hatta dilinizle söylemeseniz bile içinizden geçecek olan bütün nimetler önümüze hazır edilecek. Yani bu nimeti getirsinler oradaki hizmetçiler demeden Allah onların da kalbine koyacak. Bu nimetler önümüze getirilip hazır edilecek. Her türlü nimet. Nasrun minallahi ve fethun garib. İşte bu şimdi nasrun minallah haberdir. Aslında müptedası gizli burada. Tilken nimetül uhra demektir. Tilken nimetül uhra işte bu cennetten başka, mesakine tayyibeden başka, başka nimetler nedir? Nasrun minallah. Allah tarafından büyük bir yardımdır cennet ehline. Demek ki nasrun haberdir ama neyin haberi? Gizli bir müptedanın haberi. Peki, ve fethun garib daha nedir? Acil bir fetihtir bu. Buradaki fetih, peşin bir fetih. Allah size dünyada da yakın bir fethi lütfedecek. O da bir manada Mekke'nin fethi demiş içinde. Ya da Faris ve Rum'un fethi. Faris İran, Rumeli de Bizans. Bizans'ın fethi. Tamam mı? Bu fetihler var sizin için. Eğer siz Allah yolunda cihad eder ve gerçekten Allah yolunda malınızla, canınızla fedakarlık yaparsanız Allah size bu nimetleri lütfedecek ve bunun yanında size çok acil fetihler de takdir etti, edecek. O da işte Mekke'nin fethi veya İran'ın veya Rumeli'nin fethi. Ve beşşiril müminin. Öyleyse müminleri müjdele. Bu aslında hasfedilen bir fiile atfedilmiş. Bu içeride diyor ki قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Sizi hayırlı bir ticarete, kazançlı bir ticarete yönlendireyim mi? Ve müminleri de müjdele Habibim. Müminleri de müjdele bu nimetlerle. Ve beşşiril müminin oradaki قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا هَلْ اَدُلُّكُمْ Ya da yukarıda tü'minune var ya, tü'minune billah. Onun üzerine atfedilmiş. Allah'a iman edersiniz öyleyse ve beşşiril müminin Allah'a imanla devam edersiniz diyordu orada. Ve beşşiril müminin müminleri müjdele Habibim. Müminleri müjdele Habibim. Evet. Bu tü'minun var ya aminu manasına aminu. Tücahilun ne de öyle. O zaman ne demek? Tü'minine billah, aminu billahi ve rasulihi anlamında. Yani Allah'a ve Resulüne imanda sebat edin, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin demektir. Orada her ne kadar fiil-i muzari kalıbında gelse de, muhatap kalıbında, manası neymiş? Manası emirdir. Anladınız mı? Ey müminler imanda sebat edin, ey müminler Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin, Habibim. Sen onları müjdele, yani onlara vaat ettiğim şeylerle müjdele. Şimdi ve gelecekte. Dünyada verilecek nimetler var. İmana, cihada, ahirette verilecek nimetler var. Dünyadaki cihadın nimet sonucu nedir? Fetihler, zaferler. Ahiretteki sonucu nedir? Cennet ve cemalullah. Evet. Başka bir ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Burada peygamberimizin zamanındaki ve ondan sonra gelen müminlere hitap. Kûnû olun. Ensâran lillah. Bizim okuduğumuz kıraatı nasıl? Ensârallâhi. İzafet şeklinde. Allah'ın dininin yardımcıları olun. Çünkü Cenab-ı Hak dininin yeryüzünde yayılmasını insanların çalışmalarına bağlamış. Yoksa Cenab-ı Hak hiç cihat olmadan, hiçbir insanın gayreti olmadan dinini yeryüzünde hakim kılar. Ama insanların mükafatlandırılması için ya da burada kim cihat edecek, kim etmeyecek bunların ayırt edilmesi için Cenab-ı Hak ne yapıyor?
efendim müminlere emir veriyor. Allah'ın dinine yardımcı olun. Başka ayette ne diyor Cenab-ı Hak Muhammed suresinde? Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, intensurullaha yansurku. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ve yüthebbit akdamekum, ve ayaklarınızı davanızda sabit kılar. Başka bir ayette ve le yansurannallahu men yansuruh. Vallahi Allah kendi dinine yardım edenlere yardım eder. Başka bir ayette in yansurkumullahu fela galibe lekum. Eğer Allah size yardım ederse size üstün gelecek hiçbir kimse yoktur. Ama Allah yardımını keserse size Allah'tan başka yardım edecek kimse de yok. Çünkü Cenab-ı Hak vaat ediyor. İnna lenansuru rusulena vellezine amenu fil hayati dünya ve yevme yekumul eşhad. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kesinlikle biz peygamberlerimize ve bütün müminlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin olacağı bir günde, yani mahşer gününde kesinlikle onlara yardım edeceğiz. İnna lenansuru rusulena vellezine amenu fil hayati dünya, dünya hayatında, ve yevme yekumul eşhad, bir de bütün şahitlerin geleceği, ayağa kalkacağı günde. O zaman hangi zaman? Mahşer yeri. Orada da yardım edeceğiz diyor. Demek ki kûnû ensâren lillah bir manada böyle okunuyor. O zaman manası ne olur? Allah için, Allah'ın dinine yardımcılar olun. Kûnû. Kâne yekûnü'den emir. Kün, kûna, kûnû. Kul, kûla, kûlû gibi. Lidînihi. Ey Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? Allah'ın dinine yardımcı olun. Ve fi kıraatin, bir kıraatta bir idafeti. İzafetle. O zaman nasıl olur? Ensarallahi. Bizim okuduğumuz kıraat da bu. Kûnû ensarallahi. Allah'ın dininin yardımcıları olun. Kemâ kâle. Dediği gibi. Orada ilâ ahirî var mı sizinkinde? Hı? Var. Var mı? Yani kemâ kâle aşağıya kadar, ayetin sonuna kadar demektir. Kemâ kâle, yani kemâ kâle İsa ibn-i Meryem lil havariyyine men ensâri ilallah, kâle havariyyûne nahnu ensârullah. Yani ayetin devamı bu işte. İlâhri dedi ayetin sonuna kadar. Mana neymiş bakın. El mana, mana kemâ kânel havariyyûne kezâlik. Havariler böyle olduğu gibi. O kemadaki kaf teşbih değil mi? Benzetme edatı. Öyle efendim böyle olma ki eddâlle aleyhi, efendim bu havarilerin üzerinde olduğu şeye delalet eden. Kemâ kânel havariyyûn. O eddâlle var ya, eddâlle o zaman olacak. Kekevnül havariyyine kezalik manasınaymış. Yani havarilerin olduğu gibi, eddâlli aleyhi, onların bu yardımına delalet eden, dine yardımları olduğu gibi, bu manayı vermiş. Kemâ kânel havariyyûne kezâlik. Öyle demedi mi orada? Bu içinde diyor ki, ey ensârallah, kezâlik manası, o kezâlik, kinayi lafızlarından, onlar Allah'ın dininin yardımcıları olduğu gibi, siz de Allah'ın dininin yardımcıları olun ey müminler. Eddâlli nâtun lil kevnil münsebikil mecrûri bil kâf. Ey ki kevnil havariyyine kezâlik demekmiş. Eddâlli aleyhi. O neyin sıfat oluyormuş? Ki kevnil eddâlli aleyhi. Ona delalet eden. O da neymiş? Ki kevnil havariyyine kezâlik. Havarilerin halinin delalet ettiği gibi. Havariler ne yapmışlar? Allah'ın dinine yardım etmişler. İsa Aleyhisselam'ın seçkin ümmetinden bir grup. Burada bir suali mukaddere de var. Ona cevap, cevaba işaret bu. Ayet burada müşebbeh, müşebbehün bih var. Müşebbeh burada müminlerin Allah'ın dinine yardımcı olmaları. Müminlerin Allah'ın dinine yardımcı olmaları benzetilmiş. Neye? İsa Aleyhisselam'ın
ey havariler, Allah'ın dininin yardımcıları olun dediği zaman ona benzetilmiş. Tamam mı? O zaman mana böyle ama asıl müşebbehün bih şu. Yani havariler Allah'ın dininin yardımcıları oldukları gibi ey müminler siz de Allah'ın dininin yardımcıları olundur. Olun. Yoksa onun sözü değil esas. Kema gale İsa Aleyhisselam dediği gibi değil. O zaman neye benzetilmiş oluyor müminlerin Allah'ın dinine yardım etmesi? Havarilerin Allah'ın dinine yardım etmeleri gibi, ettikleri gibi siz de Allah'ın dinine yardım edin. Yoksa İsa'nın söylediği söz gibi söyleyin demek değil. Çünkü kema gale orada teşbihi nereye getirmiş? Gale'nin başına getirmiş. Kema gale. O zaman havarilerin yaptıkları gibi yapın. Onlar ne demişlerdi? Nahnu ensarullah. Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. İsa Aleyhisselam onlara men ensari ilallah. Allah'ın dini konusunda benim yardımcılarım kim dediği zaman o gün havariler nahnu ensarullah demişlerdi. Biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Evet. O zaman oradaki kema gale, onun başka bir tevcihi daha var. Orada gizli bir kulna sözü varmış. Efendim mahallen mensup izmar-ı kavl diyor. Orada bir gizli sözün mef'ulü kema kıyla ise. Ya da orada gizli bir mastarın mastarı şey, gizli bir hasbedilen bir mastarın sıfatı demiş. Kûnû kevnen gâlehû demekmiş. Kûnû kevnen gâlehû. O gâle kevnenin hasbedilen bir mastarın sıfatı. Böyle diyenler var. Üçüncü tevcih de burada. Burada kelam, kelamın manasına yorumlanmış, lafzına değil. O zaman bunun manası, İsa Aleyhisselam'ın havarilerine Allah'ın dini hakkında kim bize yardım edecek, bizim yardımcılarımız olacak sözü karşısında ne diyor? Havariler, biz Allah'ın dinine, İsa'ya, İsa'nın davasına yardım edenleriz. Dedikleri gibi, ey müminler siz de Allah'ın dinine yardımcı olun demektir. Evet. Kema kâle İsa ibn-i Meryem'e, orada incelikler var yani, onu söyledi burada. Kema kâle İsa ibn-i Meryem'e, Meryem oğlu İsa efendim dedi. Kime lil havariyin? Havarilere. Şimdi buradaki eddalli aleyhi, bu havarilerin sözüne ya da havarilerin Allah'ın dinine yardım ettikleri manaya delalet eden o da hangisiymiş? Kale İsa ibn-i Meryem. Meryem oğlu İsa dedi. Lil havariyin, havarilere. Havariler onun seçkin ümmeti. Ne dedi onlara? Men ensari ilallah. Allah'ın dini konusunda benim yardımcılarım kim dedi? Ey menil ensaru. Yardımcılar kimler? Ellezine öyle yardımcılar ki yekûnûne oluyorlar ma'iye ma'iye benimle beraber. Müteveccihen yönelerek ilâ nusratillâhi Allah'ın yardımına. Yani Allah'ın yardımına, Allah'ın dininin yardımına yönelerek kim benimle beraber Allah'ın dinine yardım edenlerden olacak diyor. Men ensari ilallah. Men ensari ilallah. Galil havariyyûn. Havariler ne dediler? Nahnu ensarullah. Şimdi İsa Aleyhisselam ne diyor? Men ensari ilallah. Yani Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim? Havariler de ne diyorlar? Nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani nahnu ensaruke demiyorlar. Ne diyorlar? Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Orada getirmiş onlar cevabında nahnu ensarullah demiş. Bu içinde onları ifade etmiş şerhinde. Öyleyse Allah'ın dinine yardım noktasında benimle Allah'ın dinine yardım edecek kimler var? Onlar da diyorlar ki biz Allah'ın dinine yardım edicileriz.
Allah'ın dinine, Allah'ın dinine yardım etmede ona yönelerek. O zaman ensari kelimesi, yani her ne kadar orada men ensari İsa aleyhisselam, benim yardımcılarım kim dese de Allah'ın dinine yardımcıları kastetmiş. Ben ensarullah demiş yani. Allah'ın dinine yardım ediciler kim dediği için, böyle anlaşıldığı için efendim onlardan nahnu ensaruke demiyorlar. Nahnu ensarullah diyorlar. Biz Allah'ın dini konusunda seninle beraberiz. Allah'ın dinine yardım edeceğiz. Vel havariyyûn. Havariler kimdir? Havariler. Havariler kimmiş? Asfiyâ-u İsa. Asfiyâ-u İsa. İsa'nın seçkin ümmeti. Seçilmiş ümmeti. Ve hüm onlar evvelü men âmine bihi. İsa aleyhisselama ilk inananlar. Ve kânû bunlar idiler. İthney aşara racülen. Efendim kaç kişilermiş bunlar? 12 kişi. Bunlar kaç kişi? 12 kişi. İsa aleyhisselama iman eden ilk 12 kişiye ne deniyor? Havari. Havari. Bu havari kelimesinin bir de iştigakı var. İştigak türeyişi. Bunun türeyişi haur kelimesinden. Efendim manası haur kelimesi. Haur. Efendim mesela gözün bazen böyle siyahı beyazı var ya, ondaki farka gözün siyah ve beyazındaki fark demiş haur. Beyazlık. Efendim haur, ehver, haura. Gözün siyahla beyaz arası kontrastın yüksek olması. Haur. Evet. Gözün siyah ve mesela havarun ebyad demiş. O da kavak manasına geliyormuş. Havarun esvet, kara kavak. Öteki beyaz kavak. Havira, yahveru, havaran. Bu da şaşı olma manası. Şimdi haur kelimesinden alınmış bu kelime. Peki haur ne demekmiş? Ne diyor orada? Ve huvel beyadul halis. Halis beyaz. Mesela gözde siyahla beyaz fark ediyor ya. Mesela ne kadar siyahla beyazın farkı varsa gözde. Net bir renk farklılığı. Bunlar da beyaz. Ne diyor burada? Ve huvel beyadul halis. Halis beyazlık. Onun için bunlara nurlu insanlar ve aynı zamanda efendim böyle oldukları için bunlara ne denmiş? Efendim huri denmiş. Huri. Huriler de bu kökten geliyor. Havari denmiş. Huri diyorum. Gile denildi ki kânû kassârîne. Bunlar çamaşır yıkayıcılar. Elbiseleri beyazlatanlar. Tamam mı? Elbiseleri temizleyip beyazlatanlar. Tahvir ise tebyidu siyab demek. Elbiseleri beyazlatanlar. O zaman yuhavvirune siyabe. Havvara yuhavvirudan elbiseleri beyazlatıyorlar. Yani yıkıyorlar. Yübeyyidunaha elbiseleri beyazlatıyorlar. Yani bunlar elbise yıkayıcı oldukları için bunlara havari denmiş. Bir manada da bu. Elbise temizleyici, yıkayıcı oldukları için bir manada da bu. Ya da renkleri çok nurlu olduğu için bunlara havari denmiş. Evet. فَاَمَنَتْ طَائِفَةٌ Bir grup iman etti. مِنْ بَنِي İsrail'e İsrailoğullarından bir bölük. وَاِيْسَا İsa Aleyhisselam'a. وَقَالُوا Dediler onlar. اِنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ İsa Allah'ın kuludur. Allah'ın oğlu demiyorlar. Tamam mı? Bir grup iman etti. رَفَعَ Rufi'a ile semai. Rufi'a kaldırıldı ile semaya. Yani öldürülmedi. İsrailoğullarından bir grup İsa aleyhisselam için ne diyorlar? O Allah'ın kuludur.
o semaya kaldırıldı diye iman ediyorlar. Semaya kaldırıldı. Ve keferet taifetün, başka bir bölük taife de inkar etti. Le kavlihim, onların sözlerini. Le kavlihim, şu sözlerinden dolayı. İnnehu ibnullah. İnnehu taifetün, bir taife. Le kavlihim, şu sözlerinden dolayı. İnnehu ibnullah. Bunlar ne dediler? Bu Allah'ın oğludur dediler. Allah'ın oğlu demekle ne yaptılar? İnkar ettiler. Hem yukarıdakilerin sözlerini, Allah'ın kulu sözünü inkar ettiler. Hem onun kul ve peygamber olduğunu inkar ettiler. Rafa'ahu ileyhi. Onlar da öyle diyorlar. Allah onu kendi tarafına kaldırdı. Faktetelet'i taifetani, bu iki grup birbirleriyle savaştılar. Yani ne zamana kadar bu mezhep şeyleri var, kavgaları? Efendim ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelinceye kadar aralarında İsa Allah'ın kuludur, Allah onu semaya kaldırdı ya da semaya kaldırıldı. İsa Allah'ın oğludur, Allah onu semaya kaldırdı sözünü iddia edenler kendi aralarında ne yaptılar? Savaştılar. Peki, feeyyedne kavveyna, biz güçlendirdik. Eyyedne'nin manası kavveyna. Eyyedne kavveyna. Kimi? Efendim, ellezine amenu, iman edenleri. Muzaffer kıldık. Minet taifeteyn, iki gruptan. İki gruptan birisi İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu olduğunu söyleyen, buna inanan, diğer grupta Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden, onlara göre de semaya kaldırıldı. Allah'ın oğlu diyenler de semaya kaldırıldığını, Allah'ın kaldırdığını, yücelttiğini efendim söylüyor. Fark ne? Bir grup Allah'ın kulu diyorlar. Tabii peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Bir grupta Allah'ın oğlu diyorlar. Her iki grubun da iddiasına göre göğe kaldırıldı. Kimin üzerine güçlendirdik iman edenleri? Ala aduvvihim. Düşmanlarına. Ettaifetil kafirati. İnkarcı olan gruba. İnkarcı olan grup kimdi? İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğu sözünü söyleyenler. Onlar inkar edenler. Fe asbahu, bu mümin olanlar oldular, zahirin, galibin, galip geldiler. Kime? Allah'ın oğlu diyen ve İsa Aleyhisselam'ın peygamber değil, Allah'ın oğlu olduğuna inananlara mümin olanlar galip geldiler. Ve asbahu zahirin, zahirin, galibin manasına. Evet, burada sure bitti. Cuma suresine geldik. İnşallah onu da bundan sonraki dersimizde okuyacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.